Merhabalar. Sayın Başkanımıza günün anlam ve önemiyle ilgili yapmış olduğu tespit, eleştiri ve önerileri sebebiyle teşekkür ediyoruz. Birazdan sözü Tülay Yıldırım Mat hocamıza vereceğiz. Yine CVC yayın ekranı yayın süresince yayınlanacak ekranda. Siz de vakit çalmamak adına CVC'ni şey yapmayacağım, açıklamayacağım, okumayacağım. Ama onun için böyle bir program düzenledik. Çok çok kısa bir giriş ben de yapayım. Sonra hemen hocama devredeceğim inşallah. Ya biz güvenlik göç çalışan aktivistler, hukukçular olarak maalesef hem ulusal hukukta hem de uluslararası hukukta göçün sebepleriyle ilgili etkin çalışmalar yapılmamasına rağmen, göçün sebeplerini ortadan kaldırıcı sebepler yapılmamasına rağmen bütün ülkeler hem vize rejimlerini ağırlaştırıp hem de sınır güvenliği politikalarını arttırıp hem de devletin göçmenlerle ilgili politikalarını insan hakları perspektifinden biraz daha uzaklaşarak güvenlik ekseninde değerlendirilmesi sebebiyle mülteciler oldukça kendilerini ispatlamak, güvenli bir hayat, güvenli bir limana varmak için hem canlarından hem de yani birçoğu maalesef canı hayatlarını kaybediyor ama birçoğu da ya çok ciddi travmalar, kayıplar, sakatlıklar yaşamak zorunda kalıyor bu göç yollarında. Bu hepimizi üzüyor. Keşke insanlar doğduğu, büyüdüğü topraklarda yaşayabilse, keşke göçe zorlayan sebepler olmasa ve bir şekilde güvenli bölgelere, ülkelere gitme yollarında kaçtıkları ülkelerden daha trajik vakalarla karşılaşmasalar. Şu an işte hocamız da aslında Frontex konusunu bize anlatacak. Son zamanlarda oldukça güncel tekne batırma, tekne taciz, mültecilerin ölümü yani ölümünü izleme pahasına Avrupa kalesini koruma eğilimlerini belki nasıl olduğu ile ilgili bilgi alacağız hocamızdan. Diğer hocalarımız da benzer yine az önce bahsettiğim gibi hem göçle ilgili hem de güvenlik sınır politikaları sınır güvenliği ile ilgili değerlendirmeleri yapılacak. İnşallah istifade ederiz. Hocam sözü fazla uzatmadan size bırakıyorum inşallah. Teşekkür ederiz katıldığınız için tekrar. Hocam sesi açabilirsiniz. Tamam. Evet, sesi açtım. Ben şimdi bir hazırlamış olduğum slaytı paylaşmak istiyorum. Fakat paylaşmama izin verilmemiş. Mümkün mü acaba? Slaytın paylaşılması için gerekli iznin verilmesi. Şu an için herhalde ayarlayacaklar. Tamam. Frontex çok güncel bir konu olduğu gibi aynı zamanda da aslında çok derin bir konu. Sadece günümüzde yapmış olduğu operasyonlardan bahsederek Frontex'i anlamak ve Frontex'in asıl amacının ne olduğunu söylemek biraz boşlukta kalır. O bakımdan ben öncelikli olarak Frontex'in kurulum sürecinden bahsetmek istiyorum. Yayına başladık mı bu arada? Başladık, evet. Başladık Başladık. hocam. Tamam o zaman. Ben o zaman öncelikli olarak tekrar davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Frontex ile ilgili biraz sonra mümkün olduğu zaman hazırlamış olduğum slaytı da paylaşacağım. Ekrana yansıtacağım. Şu an açmış arkadaşlar. Ekran paylaşımı yapabilirsiniz hocam. Evet. Biraz tabii canlı yayınlarda bu tarz sıkıntılar olabiliyor. İzleyicilerimizden özür diliyoruz.
Dosya paylaşımını yapamıyorum ama sadece şöyle yapayım. Mailden ben o teknik sorun Cüret Bey destek verebilirseniz sevinirim hocamıza. Arka plandaki teknik ekipteki arkadaşımız. Ben olsa yine küçük bir değerlendirme yapmaya devam edeyim hocam, yoksa siz... Tamam, tamam. İsterseniz Başladık. devam edin, isterseniz ben başlayayım. Tamam, evet şu an için Tamam, herhalde... gözüküyor mu slide? Gözüküyor, evet. Evet. Tamam, buradan sanırım ekrana yansıtabiliyorum. Mail üzerinden açtım. Evet, Frontex son zamanların en fazla konuşulan Avrupa Birliği ajanslarından birisi, gerçekleştirmiş olduğu operasyonlardan ötürü. Peki Frontex'i anlamak için dedik, öncelikli olarak Frontex'in kurulum sürecine bakmak gerekiyor. Niye Avrupa Birliği sınır güvenlik ajansını kurma ihtiyacı duymuş? Frontex'in tabii insan haklarıyla ilintili çok fazla eleştiri var Frontex'e. Biz de bugünkü konuşmamızda özellikle insan hakları çerçevesinde Frontex'i incelemeye çalışacağız. Bu da çok ünlü bir resim Frontex'le ilgili insan haklarına karşı Frontex'in gerçekleştirmiş olduğu müdahaleleri kınayan. Evet, şimdi kuruluş sürecinden bahsetmek istiyorum. İlk aslında Frontex'in meydana gelmesi ya da Frontex'in oluşumundaki ilk adım Schengen anlaşmalarıdır. Niye Schengen anlaşması? 5 tane ülke, kurucu ülkeler bunlar aynı zamanda. Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg. Bu ülkeler 1985 yılında bir Schengen alanı yaratmaya karar veriyorlar ve bu düşünce tabii 1995 yılında ancak yürürlüğe girebiliyor Schengen Anlaşması olarak. Burada kendi aralarındaki sınırları kaldırmak istiyorlar. Bunun akabinde 1987 yılında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi var. Burada da ana paranın, malların, hizmetin serbest dolaşımını öngören bir anlaşma bu. Tabii bu anlaşmaların işlevsel olabilmesi için harici sınırlar kaldırılır, dahili sınırlar kaldırılırken harici sınırların daha da güvenlikli bir şekle dönüşmesi gerekiyor. Yani dahili sınırlardaki kontrolün harici sınırlar üzerinde yoğunlaşması gerekiyor. Bu anlaşmaların hem Schengen hem Avrupa Tek Senedi'nin işlevsel olabilmesi için. Şimdi tabii burada bu iki anlaşma çok önemli. Frontex'in kurulumunda zemin hazırlayan olaylar olarak iki anlaşma çok önemli ama bunun dışında Avrupa'da değişen bir göç algısı var bu dönemlerde aynı zamanda. Nasıl ki 2. Dünya Savaşı sonrası misafir göçmen olarak birçok işçi kabul ediliyor. Bunlar zaten adından da anlaşılacağı üzere misafir, yani geri gidecekler. Fakat bir süre sonra onların geri gitmeyeceği anlaşılıyor ve onların kalıcı olduğu anlaşılıyor. Bu misafir işçilerin artık kendileri için ekonomiye katkı sunan bir grup olarak görülmekten çıkıp sosyal hizmetlerinden, kendi devletlerinin, Avrupa'nın sosyal hizmetlerinden faydalanan insanlar olarak görülmeye başlanıyor. Diğer taraftan 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan savaşlardan ötürü hem 2. Dünya Savaşı hem 1. Dünya Savaşı sırasında olan sığınmacı göç hareketleri daha çok Avrupa'ya doğru
olmaya başlıyor İkinci Dünya Savaşı sonrası. Bir taraftan da bu sınırlarda sığınmacı girişleri yavaş yavaş Avrupa Birliği'nde bir güvenlik algısı, farklı bir güvenlik algısı meydana getirmeye başlıyor. Şimdi diğer bir yine çok önemli gelişme 1992 yılında imzalanıp 93 yılında yürürlüğe giren Maastricht Anlaşması. Maastricht Anlaşması'nın üçüncü sütunu vardır. Adalet ve içişlerinde işbirliği sütunu. Bu sütun neyi öngörüyor? Birlikte hareket etme, yani güvenlik adına üye devletlerin birlikte hareket etmesi, güvenlik kavramının artık ortak bir politika haline gelmesine yol açıyor. Nitekim burada çok önemli bir gelişme daha var esasında 90'larda. Soğuk Savaş'ın sona ermesi. Yani 92 yılında, 93 yılında yürürlüğe giren Maastricht Anlaşması'nın üçüncü Adalet ve İçişlerinde İşbirliği ve akabinde 99'da Amsterdam'da tekrar Adalet, İçişleri ve Özgürlük sütunu var. Bunların işlevsellik kazanması, bunların Avrupa Birliği politikalarından birisi haline gelmesinde yine en etkin olaylardan birisi de hepimizin bildiği üzere Soğuk Savaş'ın sona ermesi. Soğuk Savaş'ın sona ermesi 1990'larda Avrupalı devletleri farklı bir göç çeşidiyle karşı karşıya bırakıyor. Evet, her zaman bir sığınma arayışında olan insanlar vardı Soğuk Savaş dönemine kadar ama bunlar baş edemeyeceği sayıda değildi ya da Avrupa için bir tehdit değildi. Sadece daha çok sosyal hizmetlerinden faydalanan insanlar olarak görülüyordu. Ama Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte çok yoğun bir göçle karşı karşıya kalıyorlar. Aynı zamanda diğer taraftan da topluluk, Avrupa topluluğu o zamanki adıyla dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden dağılan Doğu Avrupa ülkelerini birliğe dahil etmek istiyorlar. Doğal olarak onların birliğe dahil olması Avrupa sınırlarını genişletiyor ve daha sorunlu, kendileri için daha tehdit oluşturabilecek ülkelerle sınır komşusu olma durumunu ortaya çıkartıyor. Bir taraftan da Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte vuku bulan savaşlar, Bosna-Hersek ya da Kosova Savaşı gibi, bu olayların hepsi Avrupa'da, Avrupa toplumlarda güvenlik algısının yeni bir boyuta taşınmasına neden oluyor. Yeni bir şekil alıyor diyebiliriz. Ve 1999 tarihinde gerçekleştirilen yine çok önemli bir zirve var. Tampere Zirvesi olarak adlandırılan. Bu Tampere Zirvesi sığınma ve göç politikasını oluşturularak, bir Avrupa Birliği sığınma ve göç politikası oluşturarak dış sınırlarda kontrolün güçlendirilmesi amaçlanıyor. Tampere Zirvesi kurulacak olan Frontex kurumunun aslında temellerini atan yine önemli zirvelerden birisi. Bunun akabinde yine tabii çok önemli zirveler daha var. Ben hepsini burada anlatmam mümkün değil. Laeken Zirvesi var yine 2001 yılında yapılan. Özellikle 14-15 Aralık tarihlerinde yapılıyor bu zirve. Baktığımız zaman tam 11 Eylül sonrası. 11 Eylül olaylarından sonra bir zirve gerçekleştiriyorlar ve bu zirvenin gündem maddesi sınırların korunması. Laeken Zirvesi de yine Frontex'in kurulum sürecini hızlandıran zirvelerden birisi. Evet, diğer bir yine tabii bizim Frontex'in kurulumuna bizi götüren temel anlaşmalardan, yani gerekliliği Avrupa için, Avrupa penceresinden bakacak olursak niye bir Frontex adlı bir ajans, bir sınır güvenliği ajansı
kuruyorlar. O çerçeveden biraz baktık. Arka planda aslında dedik, farklı olaylar da meydana geliyor dedik. Bunlar da biraz önce bahsetmiş olduğumuz üzere hem değişen göçmen ve sığınmacı algısı, hem 1990'da Soğuk Savaş'ın sona ermesi dedik, hem de 11 Eylül saldırıları, 2001'de meydana gelen bu saldırılar sonrasında biraz önce söylediğimiz üzere Laeken zirvesiyle çok hızlı bir şekilde bir sınır güvenlik birimlerinin oluşturulması adına üye devletlerin çalışma yapması gerekliliği konuşuluyor. Ve nitekim baktığımız zaman aslında bu olayların, bu gelişmelerin hepsi Frontex'in kurulumuna zemin hazırlıyor. 11 Eylül tabi saldırılarından bahsetmeyeceğim. Hepimiz artık çok iyi biliyoruz. Ya da etkilerinden bahsetmeyeceğim. Bunlar çok konuşuldu. Ben şimdi çok hızlı bir şekilde Frontex'ten çok kısaca bahsedip akabinde Frontex'in operasyonlarının, özellikle bugünkü konumuz olan insan hakları konusuyla ne kadar bağdaştığı hususuna kısaca değinmek istiyorum. Frontex 2004 yılında Avrupa Konseyi'nin 2007-2004 nolu kararı ile tam ismiyle Avrupa Birliği üyesi devletlerin dış sınırlarında operasyonel işbirliği yönetimi için Avrupa Ajansı adı ile kuruluyor. Bu Avrupa Birliği'nin ajanslarından birisidir. Aynen Europol gibi. Europol de biliyorsunuz Avrupa Polis Teşkilatı'dır. Bu da yine 1999 sonrasında kurulmuştur. Bunun kuruluş amacı olarak birinci maddesinde, tüzüğün birinci maddesinde şu şekilde açıklanmıştır. Serbest dolaşımı gerek özgürlük, güvenlik ve adalet alanı için dış sınır kontrolü açıklıyorlar. Aslında bu dönemde aynı zamanda sadece sınır değil, sahilde de güvenlik için işbirliği yapılması öngörülüyor, ama bu henüz hukuki bir zemine oturtulamıyor. Yani kabul görmüyor sahilde de işbirliği yapılması. Hem uluslararası hukuk zeminine oturtturmak zor. Yani deniz alanlarında da Frontex'in operasyonlar yapması geniş çaplı. Ve bu sadece sınır güvenlik ajansı olarak kuruluyor. Nitekim iki tane önemli değişim var burada. 2007 yılında ilk değişikliğe uğruyor. Burada acil sınır müdahale ekipleri oluşturuluyor. 2011 yılında tekrar bir değişiklik yapılıyor. Burada da entegre yönetimin iyileştirilmesi dış sınırlarda ve üye devlet sınır kontrol otoriteleri arasında işbirliğinin arttırılması hususu öngörülüyor. Bunlardan sonra asıl çok önemli bir değişiklik içeren, Frontex'in günümüzdeki şeklini almasını sağlayan son bir değişiklik var. 2016 yılında yapılıyor. Bu 2016 yılında meydana gelen bu değişiklik, yani Frontex çerçevesinde ajansı çok daha işlevsel kılan, ajansa daha fazla operasyon alanını genişletme hakkı tanıyan bir değişiklik söz konusu oluyor. Niye 2004'te, 2007'de, 2011'de bu değişiklikler yapılamıyor da 2016'da yapılıyor? Çok hızlı bir şekilde 2015'te görüşmeler başlıyor, 2016'da bu değişiklikler yapılıyor. Bu dönemde 2015'te, evet, şimdi AB sınırlarında tespit edilen yasa dışı göç verilerine bir bakalım. 2009'da 104 bin olan,
2014'te bu Arap Baharı'nın başlamasıyla birlikte artıyor. Ben bütün verileri buraya yazamadım ama belli başlı olanlar. 2014'te 282 bin, yani 2010'dan itibaren düzenli bir artış var ama bu artış 2015'teki gibi bir artış değil. Bu Suriye savaşının, iç savaşının patlak vermesiyle birlikte özellikle Suriyeli çok fazla sayıda Suriyeli sığınmacının meydana gelmesi. Diğer taraftan sadece Suriye'den değil tabii Afrika ülkelerinden da diğer ülkelerden. 2015 yılında özellikle deniz yoluyla Avrupa sınırlarına ulaşan 1,8 milyon kadar bunlar tespit edilen göçmen mevcut. Ve bu 2015 yılında özellikle biz zaten son yıllarda bakarsanız Frontex'in operasyonlarına ilişkin biz son yıllarda kamuoyu bilgilenmeye başlamıştır. Onun öncesinde herhalde bir 2010 yılında Frontex diye söylense birçok kişinin hiç duymamış olduğu bir Avrupa ajansı olurdu. Fakat son yıllarda çok konuşuluyor. Bunun temel nedeni de bu 2015 yılında Avrupa'da yaşanan mülteci krizi, mülteci krizi olarak adlandırılıyor. Bir anda 1,8 milyon kişi AB sınırlarına ve bu kişilerin çoğunluğu deniz yoluyla ulaşıyorlar ve bir kriz ortaya çıkıyor. Özellikle Schengen alanı için. Hep diyoruz, biraz önce biz bahsettik. Niye dedik? Avrupa bu Frontex'i kurma ihtiyacı duyuyor. Kısaca bahsettik, dedik ki Schengen alanı var. Yani ortak dahili sınırların kaldırılmasıyla birlikte harici sınırların güvenlikleştirilmesi ve Schengen alanı onlar için hem ekonomik gelişim için çok önemli bir politikalarından birisiydi. Fakat 2015'te bu yaşanan mülteci kriziyle birlikte Schengen alanı bir Schengen alanı için müthiş bir kriz. Hatta Schengen'in sonu mu tartışmaları meydana geliyor. Çünkü birçok devlet Schengen anlaşması çerçevesinde sınır güvenlikleri Avrupa Birliği'ne bırakılmışken burada üye devletlerin bir kısmı kendi kendilerine kontrol yapmaya Almanya, İsveç, Avusturya gibi devletler kendi sınırlarında kontrollere başlamışlardır. Ve bu durum Schengen'in ihlalidir. Diğer taraftan üye devletler arasında çok ciddi krizler çıkmaya başlamıştır. En fazla göç alan Yunanistan, İspanya, İtalya gibi ülkeler kendi üzerlerindeki yükün paylaşılmasını istemişlerdir. Fakat hiçbir üye devlet buna yanaşmamıştır. Çok cüzi sayılarda, işte 1,8 milyondan bahsediyoruz. Devletler işte 2.000 kişiyi kabul edeceğiz, 5.000 kişiyi kabul edebiliriz gibi. Yani kendi içlerinde de aslında burada gerçek anlamda bir ortaklık kuramadıkları da ortaya çıkıyor. Bu Avrupa Birliği için gerçekten çok büyük bir krizdi. Çünkü yaşanan en ufak bir olumsuzlukta yıllardır 1950'lerden beri ortaya çıkarmaya çalıştıkları bir birlik, Avrupa Birliği ortak bir anayasa çalışmaları bile vardı. Tamamen aslında bir anda yok olabileceğiyle yüz yüze geldiler. O açıdan bu 2015 sonrasında çok hızlı bir şekilde Frontex'te yeni bir buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum slaytı şekilde biraz büyütmeye çalıştım ama tamamen mi kapandı? Evet. 2016 yılında yeni Avrupa Sınır ve Sahil Koruma Ajansı olarak diğer tüzükler yürürlükten kaldırılarak 2004'te, 2007 ve 2011'deki değişiklikler
hepsi yürürlükten kaldırılarak 2016 yılında Avrupa Sahil ve pardon Avrupa Sınır ve Sahil Koruma Ajansı olarak 2016 yılında yeni bir şekil almıştır. Şimdi bu baktığımız zaman bu 2016'da bu yeni düzenlemeyi Avrupa Birliği ne diyor? Diyor ki biz diyor bu geçişler deniz yoluyla diyor yani kendilerine hukuki zemin oluşturabilmek adına yani deniz alanlarında operasyonların genişletilebilmesi, deniz alanlarında daha etkin bir şekilde operasyonların yürütülebilmesi için diyor ki biz diyor deniz alanlarından geçişte çok fazla göçmenlerin çoğunluğu deniz yoluyla geldiği için ve bu çok riskli bir yol olduğu için çok fazla göçmen hayatını kaybetmekte. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Böylelikle bu göçmenlerin temel insan hak ve özgürlüklerini korumak istiyoruz diyor. Bu çerçevede Frontex'in yeni tüzüğünü lanse ediyorlar. Ama aslında arka planda kesinlikle bu değil. Avrupa Birliği'nde yaşanan mülteci krizi. Nitekim o dönemde baktığımız zaman Avrupalı devletlerin, Avrupalı liderlerin söylemlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Frontex'in hiçbir işlevselliği yoktur. Frontex ajansı ne iş yapıyor gibi çok ciddi eleştiriler var Frontex'e. Bu tüzükle birlikte aslında çok daha işlevsel olup buradaki işlevsellikle kastedilen nedir? Yani sınırlara ulaşmayı başaran bu sığınmacıları geri püskürtmek. Bu sığınmacıların sınırlara ulaşmasını engellemektir işlevsellikle kastedilen. Bak, bu yeni tüzükte ne denilmiş bakacak olursak? Üye devletlerde ortak operasyonlar düzenlemek, koordine etmek, arama kurtarma çalışmalarını desteklemek, Avrupa sınır ve sahil koruma ekiplerini hazır hale getirmek, teknik ekipman havuzu yaratmak gibi, organize sınır ötesi suç ve terör faaliyetleriyle savaşmak şeklinde bir görev tanımlaması yapmıştır. Şimdi peki biz insan hakları çerçevesinde bakacak olursak, yapmış olduğu operasyonları artık dedik operasyonlarının sadece sınırlarda gerçekleşen ya da sınır devletlerin deniz alanlarında kıyı deniz alanlarında gerçekleşilen operasyonların artık alanları genişletiliyor dedik deniz alanlarında uluslararası deniz alanlarında da müdahale etme yetkileri söz konusu olabiliyor son düzenleme ile birlikte. Peki insan haklarına uygun mu Frontex'in bu yeni görev şekli? Aslında kurulduğu günden bugüne ne kadar uygun? Bu çerçevede bir değerlendirme yapalım. Çok da sanırım vaktimiz yok. Son kalan dakikalarımızı yapmış olduğu bu operasyonların temel insan hak ve özgürlükleriyle ne kadar örtüştüğü üzerinde konuşarak tamamlayalım. Şimdi bu operasyonlar dedik hem sınırda hem denizde geri dönüş, ortak dönüş operasyonları olarak adlandırılıyor ve sığınmacıların aslında Frontex'in temel görevi, işlevi sığınmacıların Avrupa sınırlarına ulaşması, ulaşmışsa bile bir şekilde onların geri gönderilmesi üzerine konumlandırılmıştır. Şimdi burada sığınmacı diyoruz ve temel insan hak ve özgürlüklerinde en önemli maddeler 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesi'nin 33. maddesi vardır. Geri gönderme yasağı. Yani sığınma hakkı. Sığınma arayışında olan kişilerin kesinlikle sığınma talebinde bulundukları ya da bulunmak istedikleri ülkeden geri gönderilmeleri uluslararası hukuka ve temel insan hak ve özgürlüklerine suç olarak, ihlal olarak kabul edilmektedir.
Peki 2007 yılında Frontex'in kendi açıklaması, bu kendi verileri 130 bin kişi, 2008 yılında 140 bin kişi geri gönderiliyor sınırlara ulaşan. Diğer yıllarla ilgili verilere bu geri gönderme Frontex'in mesela web sayfasında ya da Avrupa Birliği'nin bu istatistik veri tabanında bu geri gönderilen kişi sayısına çok fazla ulaşamıyoruz, bulamıyoruz. Ama şuradan mesela anlayabiliriz. Geri gönderilenleri direkt veri olarak yazmamışlar ama mesela 2010 yılında 282 bin kişi sığınmacı olarak başvuruyor. Sadece 13 bin kişi kabul ediliyor. O zaman burada neredeyse 2010 yılında 100, 200, 200 60-270 bin kadar insan geri gönderiliyor. 2015 yılında 1 milyon 282 bin kişi sığınma başvurusunda bulunuyor Avrupa üye devletlerine. Bunların resmi rakamları. Fakat kaç kişi kabul ediliyor? Sadece 18 bin kişi. Yani kaç kişi geri gönderilmiş? 1 milyon 270 bin kişi geri gönderilmiş. 2019 yılında bu sayılar tabii biraz düşüyor. 2015'te artık Frontex'in çok daha işlevsiz, 2016 yılındaki yeni tüzükle birlikte çok daha işlevsel bir hale bürünmesiyle birlikte biraz sonra verileri vereceğim. 2015 sonrası zaten artık sığınmacıların kıyıya ulaşması çok mümkün bir hal almamıştır. Artık mümkün gözükmemektedir. Mümkün değil. Sayılar çok düşmüştür. 2019 yılına baktığımız zaman 698 bin kişi başvuruda bulunuyor sığınma için. Avrupa devletlerine ulaşmış olan bir şekilde. Kaç kişi? Sadece 42 bin kişi sığınmacı olarak kabul ediliyor. O zaman geri gönderilen sayılarına baktığımız zaman çok inanılmaz büyük sayıda insan geri gönderiliyor. Ve geri gönderme operasyonlarında da yine görevi kim üstleniyor? Tek başına değil elbette. Sınır devletleri ve Avrupa devletleri ile birlikte Frontex görevi üstleniyor. Bu geri göndermeler temel sığınma hakkına, uluslararası insan haklarına aykırı değil mi? Evet, maddeye bakıyoruz. Kendi Avrupa devletlerinin kendi onaylamış olduğu 1951 Cenevre Sözleşmesi madde 33 geri gönderme yasağını ihlal etmiş olmuyorlar mı? Nitekim mesela 2009 yılında yine örnek verecek olursak yaşanan bir örnek İtalya'nın Lampedusa adasından 4. Nautilus operasyonuyla birçok operasyon düzenleniyor bu arada. Frontex ve üye devletler birlikte. Bunlar Hera 1, Hera 2, Hera 3 olarak da söyleniyor. Farklı farklı. Onlar en meşhur olanları. 4. Nautilus, Hera operasyonları. Onlar daha sıklıkla karşılaşabilirsiniz. Burada mesela 75 kişilik bir tekne bu adadan ajansın gözetiminde, ajansın bilgisi dahilinde geri gönderiliyor. Bir Alman helikopterin yardımıyla üstten gidiliyor. Libya Deniz Devriyesi'ne teslim ediliyor. Şimdi bu insanlar zaten çok zor şartlarda, değil mi? Göçmen taşımada genellikle baktığımız zaman çok küçük, denize elverişli olmayan botlarla, çok küçük tekneler kullanılarak zaten buralara ulaşıyorlar. Bu zor şartlarda ulaşan kişilerin aynı botla, yani zaten insanın deniz alanında korunaklı bir şekilde kalmasına çok elverişli olmayan aynı tekne ve botlarla geri gönderilmesi ne kadar uluslararası hukuka uygun? Biraz önce yine söylediğimiz üzere, değil mi?
geminin başka bir yöne yönlendirilmesi aynı zamanda Uluslararası Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne de aykırıdır. Niye? Çünkü burada teknelerin geri itmek suretiyle başka yöne yöneltilmeleri kurtarma yükümlülüğünü ihlal eder. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde güvenli olmayan taşıma, insan taşımada ya da farklı her türlü gemi güvenli değilse bu gemilerin kurtarılması, bu gemilerin içerisindeki kişilerin kurtarılması Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki devletlerin yükümlülüklerinden birisidir. Fakat baktığımız zaman bu ortak dönüş operasyonları olarak Frontex'in operasyonlarına baktığımız zaman çoğu zaman bu göçmenler, deniz alanlarında fark edilen göçmenler aynı botla geri gönderiliyor. Ve güvenli olmayan ülkelere geri gönderiliyor. Sığınma hakkı var. Zaten sığınma hakkını ihlal ediyorsunuz. Bir de biraz sonra bahsedeceğim. Yine temel insan haklarından birisi olan değil mi? Yaşam hakkı, yaşam hakkını ihlal ediyorsunuz siz kişilerin. Güvenli olmayan yerlere geri gönderiyorsunuz. Şimdi devam edelim. Çok fazla vaktim olmadığı için kısa kısa geçiyorum. Yine temel insan haklarına, ihlallerine örnek olarak göç kontrolünün üçüncü ülkeler aracılığıyla yapılması. Bu nasıl yapılıyor? İşte geri kabul anlaşmaları. Biz bunu biliyoruz Türkiye çünkü bizimle yapıldı biliyorsunuz. 2013 yılında imzaladık. Fakat bu 2015 krizinden sonra hızlı bir şekilde yürürlüğe soktuk biliyorsunuz. Burada bu geri kabul anlaşmalarıyla birlikte bu anlaşmaları imzalayan diğer devletler Türkiye gibi bizlere bazı serbestiler tanınıyor. İşte vize serbestisi ya da biraz sonra kaynakları göstereceğim. Bu dış sınır güvenliğine ayrılan kaynaklar mesela mülteci, iltica hakkına ayrılan kaynaklar. Bu kaynaklar bu geri kabul anlaşmaları çerçevesinde anlaşma yapan devlete de aktarılıyor. Göçmenlerin kendi topraklarına ulaşmaması, ulaşmışsa bile onların geri gönderilmesi adına geri kabul anlaşmaları da ne kadar insan haklarına uygun. Bunlar tabii artık bütün otoritelerce kabul edilmektedir ki hiçbir şekilde geri kabul anlaşmaları temel insan haklarına uygun değil, aykırılık teşkil etmekte. Nitekim 1948 Uluslararası Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi 13. madde 2. fıkrada herkes kendi ülkesine dahil olmak üzere herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir. Ama burada yapılan bu anlaşmalarla özellikle güvenli üçüncü ülke kavramlarıyla güvenli üçüncü ülke nedir? Avrupa sınırlarına ulaşmış olan bu göçmenlerin, sığınmacıların Ukrayna gibi işte ya da Türkiye gibi aslında güvenli üçüncü ülke olabilmesi için bir ülkenin birçok özelliği taşıması gerekiyor. Bu ülkelerin hiçbirisi aslında bu özelliklerin hepsine haiz değil. Mesela Türkiye güvenli üçüncü ülke olarak aslında hiç kabul edilmemiştir Avrupalı devletler tarafından. Niye? Çünkü biz 1951 mülteci, Cenevre Mülteci Sözleşmesi'ndeki mülteci tanımlamasında 1967 protokolüne kabul etmedik. Yani bizim için mülteci olanlar sadece Avrupa'dan gelenleri mülteci olarak kabul ediyoruz. Yani sığınmacıya mülteci statüsü vermemek bile güvenli üçüncü ülke olabilme kriterlerine sahip olmadığınız anlamına geliyor. Gelirken çok daha işte Polonya, Ukrayna gibi ekonomik olarak zaten çok iyi durumda olmayan ülkelere bu Polonya tabii 90'lardan sonra yerleştirilmişti. Şu an zaten bir Avrupa Birliği üye devleti ama
günümüzde işte Ukrayna gibi bizlere güvenli üçüncü ülke adı altında göçmenler geri gönderiliyor. Geri gönderiliyor. Aynı zamanda o ülkede çok olumsuz şartlarda kalmaları, zorla onları orada tutuluyor değil mi? Onların o ülkeden başka bir yere hareket etmelerini önleyici düzenlemeler yapılıyor. Bunlar herhangi bir ülkeden ayrılma hakkı, en temel insan haklarından birisi olan bu maddenin ihlali anlamına geliyor. Yine ortak operasyonlar. Biraz önce de kısaca bahsetmiştik. Ortak operasyonlar, mesela Frontex çerçevesinde Yunanistan'da 2006 yılında Poseidon ortak operasyonu olarak bilinen sınır devriye operasyonları, yine 2007 yılında 20'den fazla AB üye devletiyle birlikte bu operasyonlar sürdürülüyor. Ve Türkiye'nin hem Yunanistan hem de Bulgaristan sınır alanını kapsayan bu operasyonun mesela bütçesi 9 milyon avro büyüklüğünde. Yani bu sınır operasyonlarına sağlanan iltica etme hakkına ya da iltica için sığınmacılara verilen desteğin çok çok daha üzerinde. Biraz sonra o verileri de kısaca paylaşıp konuşmamı bitireceğim. Bu ortak operasyonlar düzenlenen, işte ikili işbirliği ya da bölgesel anlaşmalarla düzenlenen bu operasyonlar temel hak ve özgürlükler, insan haklarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi madde 3 ve yine aynı temel özgürlük ve insan haklarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi protokol no 4 madde 4 yabancıların topluca sınır dışı edilmesi yasaktır diyor. Bu sözleşmelere, bu temel kendi Avrupa'nın kendi kabul etmiş olduğu, kendi oluşturmuş olduğu, yaratmış olduğu sözleşmelere de aykırılık teşkil ediliyor. Bu ortak operasyonlarda ne var? Topluca başka bir ülkeye gönderme söz konusu. Ve hiç burada baktığımız zaman, evet süren bitti, toplayacağım. Bir 3 dakika daha verebilirseniz, 3 dakika içerisinde çok hızlıca toplayacağım. Teşekkür ediyorum. Konu çok önemli bir konu tabii. İyi anlaşılmasını istiyoruz. Hem sadece insan haklarını ihlal ediyor deyip geçmekten öte bu yapıyı, bu yapının oluşumunun idrak edilerek konuya daha bilgili yaklaşılırsa daha fazla belki ilerleme sağlayabiliriz. Frontex'in operasyonlarının durdurulması için diye ümit ediyoruz tabii. Bu ortak dönüş operasyonlarına mesela bir örnek verecek olursam, Nijer vatandaşları 2010 yılında Lagos'a bütün Avrupa devletlerinden toplanıyor. İşte 30 tane İsveç'ten, 20 tane Avusturya'dan toplanıyor. Bunlar önce Amsterdam'daki havalimanına getiriliyor. Bunlara ortak operasyonlar deniliyor. Uçuşla düzenlenenler, yani bu ortak operasyonlar uçuş yoluyla, yani uçak aracılığıyla da olabiliyor ya da işte deniz yoluyla da olabiliyor. Bu uçak aracılığıyla düzenlenen bir ortak operasyona örnek veriyorum şu anda. Amsterdam Havalimanı'nda bu toplanan Nijer vatandaşları, sığınma başvurusunda bulunan kişiler 24 saat Amsterdam Havalimanı'nda kalıyor. Aç, susuz, kelepçeli. Bunların içerisinde çocuk var, 2-3 tane. Fakat ortak operasyonlarda hiçbir zaman tam bir data yok. Biz de ulaşamıyoruz zaten. Yani Frontex'in yayınladığı bir data yok. Kendi ellerinde de onun datasını net olarak tutmuyorlar. İçerisinde 20-30 kadar kadın olduğu, Frontex'te bu dataları vermediği için
kendisi de bu kadar ayrıntılı data olmadığını tırnak içerisinde söylüyor diyelim. Kadın var. Ondan sonra 24 saat sonunda Paris Havalimanı'na geliyor. Paris Havalimanı'nda uçağı bindiriyorlar. Hiçbir şekilde ne saat diğerleriyle söz konusu. Ya bunlar sığınma arayışında olan insanlar. Bunlar suçlu insanlar değil. Bunlar çocuklar. Ve hiçbir şekilde uçakta da aynı şekilde normalde bütün uçaklarda yiyecek verilir uzun uçuşlarda. Hayır, böyle bir durum da söz konusu olmamıştır. Ayrıyeten Lagos'ta nereye götürülmüştür? Lagos'a indiriliyor. Orada da kargo dışı ve kötü muamele değil midir bu? Sığınma arayışında olan insanların bu şekilde ortak operasyonla bir yerden bir yere götürülmesi. Baktığımız zaman insanlık dışı ve kötü muamele yine Avrupa Birliği Temel Haklar Sözleşmesi'nin 4. maddesiyle yasaklanmıştır. Bu sadece ufacık bir operasyon. Düzenlenen bu operasyonların çoğunda, neredeyse tamamında bu şekilde sığınmacılar ülkelerine geri gönderiliyor. Ki uçak yine en güvenli şekilde ülkelerine geri gönderilenler. Deniz yoluyla gönderilenler, biraz önce söylediğimiz gibi zaten varmadan o tekneyle, batmak üzere olan tekneyi geri çeviriyorlar. Ve çoğu zaman zaten onun geri döndürdükten sonra onu izlemiyorlar. Varış noktasına kadar güvenli bir şekilde gidip gitmediğini. Evet, yine bu şekilde muamele etmek sığınmacılara, bu ayrımcılık yasağını ihlal etmiş olmak olmuyor mu? Yine temel haklar şartının 21. maddesi ayrımcılık yasağı. Burada sığınmacıya siz ayrı bir muamele yapıyorsunuz. Personel data korunması hakkı, biraz önce söylediğimiz gibi kimlerin gönderildiğini biz bilmiyoruz. Verilerin saklanmadığını söyleniyor. Kimler, kaç yaşındalar, gönderdiğiniz kişilerin sağlık problemi var mı? Gönderdiğiniz ülkede acaba cezai bir yaptırımla karşılaşacak mı? Bunlarla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bunları tabii çoğaltabiliriz bu örnekleri. Ama şimdi biz Frontex'in maalesef kaymış burada. Frontex'in bütçesine ve mülteci fonuna bakarak Avrupa'nın işte hep söylediği, mesela Frontex'in 2016 yılında yeni görev alanlarının genişletilmesi değil mi? Genişletilirken biz ne demiştik? Nasıl açıklamıştı? Deniz alanlarındaki can kaybının, işte göçmenlerin can kaybının önlenmesi, onların temel insan hak ve özgürlüklerinin korunması olarak ifade etmiştik. Ama bakıyoruz harcanan paralara, mülteci fonu çerçevesinde 2007-2013 ödeneği bu. Bu bütün bu ödeneklere, bu son güncel şeyleri çok araştırdım ama çoğunu kolay ulaşamıyoruz, yok net bir şekilde. Mesela Bulgaristan'a 4 milyon avro mülteci fonu için destek verilirken sınırların korunması için. Bu daha mülteci krizinden önce 2015. Dış sınırlar fonu için 38 milyon avro. Yani mültecinin gelmemesi için harcanan para 38 milyon avro mülteciye destek için. Bu mülteci fonun içerisinde ayrıyeten bu geri gönderme, güvenli ülkeye geri gönderme için harcanan para da var. Bu mülteci fonunun içerisinde Yunanistan 21 milyon mülteci fonu, 207 milyon dış sınırlar, sınırların korunmasına yönelik verilen. Zamanımız geçtiği için bütün verileri okuyamayacağım. Yine mesela yıllık bütçesini ben tek tek baktım. 2005'te 6 milyon avro olan Frontex'in yıllık bütçesi 2015'te 142 milyon avro, 2020'de 460 milyon avroya yükselmiş. İltica Destek Ofisi'nde 2015'te 15 milyon,
avro, 2017'de 69 milyon avro. Yani neredeyse altıda bir. Bu ticari destek ofisinin içerisinde bu geri gönderme, mültecilerin, sığınmacıların geri gönderilmesi için harcanan paralar da var. Bunu da parantez içerisinde belirteyim. Korkunç bir şekilde artan bir bütçesinden bahsediyoruz. Aynı zamanda Frontex'in mesela görevli sayısına baktığımız zaman mesela çok şu an 1500 olan sayı 2020 sonrasında 2027'ye kadar 10.000'in üzerine çıkması planlanıyor. Yani Frontex'in mevcut verilen mesela 2021-2027 bütçesi planlandı. Bu 35 milyar avro veriliyor. Bu 35 milyar avro tamamen dış sınırların korunmasına yönelik olan bütçe değil. Bunun içerisinde iltica ya da diğer temel hak ve özgürlüklerle ilgili olan bütçe de var ama çok mesela bu bütçe 2013-2020 için 13 milyar avroydu. Şu an 2021-2027'ye de 35 milyar avroya çıktı ve bunun büyük bölümü de bu dış sınırların korunması için. Yani aslında Avrupa Birliği'nin gelecek her ne kadar Frontex'e yönelik çok fazla eleştiriler gazetelerde görüyorsunuzdur. Avrupa Birliği liderleri açıklama yapıyor. İşte mevcut yaşanan olaylarla ilgili soruşturma yapacağız gibi açıklamalar yapıyor. Ama aslında bu politikalardan hiçbir şekilde geri dönmeyi düşünmediğini biz bu yeni bütçelere bakarak anlayabiliriz. Kaç kat daha üzerine arttırılarak sınırların güvenlikleştirilmesi, yani 15 bin olan sınır güvenlik ajansında çalışan sayının 10 bine çıkartılması çok ciddi olarak bu operasyonlara devam edeceğinin bir göstergesi. Evet, bu 2014 bütçesiydi. Aslında bahsetmek istediğim birkaç husus daha vardı ama ben çok özür diliyorum. Diğer hocalarımızın da çok zamanını aldım. O yüzden konuşmamı burada bitiriyorum. Ümit ederim biraz daha sizler için anlaşılır olmuştur Frontex. Söz hakkı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ne demek hocam, istifade ettik. Teşekkür ederiz. Hem Frontex hep haberlerde, metinlerde görüyoruz ama hem yapısını hem de fiilleri ve ne şekilde yani uygulamasını biraz daha sayenizde öğrenmiş olduk. Hem muhtevası itibariyle ve yasal dayanağı itibariyle tarihe geçmişi de. Teşekkür ederiz. Bir raporda yazmıştık, değerleme raporu yazmıştık dernek olarak. Onun da linkini yorumlarda paylaştık tekrar. Hem katılımcılarımız belki sizde eksiklerimiz varsa öneride bulunmak için olumlu olumsuz bize katkı vermek için inceleyebilirsiniz. Diğer hocamıza geçmeden önce isterseniz iki soru soralım hocam. Tabii lütfen. Çok uzatmadan. Bir tanesi Betül Dürgen isimli katılımcı dinleyicimiz sormuş. Hı hı. Bu Frontex'in fiilleriyle ilgili anlatırken toplu sınır dışından bahsettiniz. Yani henüz evet. Fiilen sınır bölgesine girmemiş. Açık denizde veya bir kentlerde müdahale edilen vakalar toplu sınır dışı, yani fiilen ülkeye kabul edilmediği için, giriş yapamadığı için bir toplu sınır dışı yasağı söz konusu olur mu diye sordu bir arkadaş. Betül Dürgen için bunlar arkadaşımız. Ortak operasyonlara giriyor, evet. Mesela biraz önce verdiğim İtalyan adasında aslında İtalyan sınırına ulaşmıştı. Evet. Yani baktığımız zaman fakat ulaşan gemiyi geri gönderiyorlar. Bunlara mesela ortak joint surveillance operation deniliyor. Yani ortak gözlem operasyonu deniliyor. Aslında tamam. Sınırlara, deniz alanlarına girmiş. Yalnız burada Frontex şunu söylüyor. Kendisi yükümlülük almamak için diyor ki burada diyor bu sahada yürütülen operasyonlarda diyor yürütme yetkisine diyor ben sahip değilim diyor. Yürütme yetkisine sahip olan diyor kıyı devleti diyor. Ben burada sadece diyor koordinatörüm diyor. Yani sadece yardımcı olan bir birimim diyor. Aynı zamanda daha çok buralarda yaşanan bu deniz alanlarında işte geri gönderilmesi, tek Yunanistan'ın ya da yapmış olduğu
Yunan deniz sahil güvenlik birimlerinin botları batırmaya çalışması falan. Burada yaşanan olumsuzlukları da genel olarak şu şekilde ifade ediyor. Bu diyor personel eksikliğinden diyor. Yani Daha fazla daha da bütçe istiyorlar. çalışabilecek, evet, donanımlı, doğal olarak diyor daha fazla personel yetiştirmemiz gerekiyor diyor. Zaten o yüzden yani Ben bunlar açıklaması bu şekilde ve o yüzden bütçesi, Frontex'in bütçesi daha da arttırılıyor. ilave soru bir soru bitirmek istiyorum. Yani aslında bağlantılı. Yani biz şimdi haberlerde, sosyal medyada takip ediyoruz. Frontex diye bir yapıya kızıyoruz. Tekneleri taciz ediyor veya batırıyor, bir şekilde insanların ölümüne sebebiyet veriyor. Geri püskürterek mahsus tekneleri belki geri dönmeye yeteri kadar müsait olmayan ikmal donanımlarıyla geri dönmeye zorlanıyor. Burada yani Frontex'in fiilleri Akdeniz ve Ege ülkelerindeki kıyı ülkelerinin sorumluluğu mudur? Yani biz belki de şunu sormak lazım. Yani mesela biz böyle bir vaka gördüğümüz zaman bunu Yunanistan mı yaptı, İtalya mı yaptı, yoksa Frontex mi yaptı? Biz hem insan hakları hukukçusu, aktivistisi olarak veya normal bir sıradan bir insan olarak değerlendirirken ne şekilde yorumlamalıyız? Bu fiilin sorumlusu kim? Şimdi Frontex'in görev tanımına baktığınız zaman sınırda güvenliği sağlamak üzere kıyı devletleriyle işbirliği yapar diyor. Yani buradaki sorumlu, tek sorumlu Frontex değildir. Burada yine sınır güvenliğini sağlamakla sorumlu olan kıyı devletidir. Fakat kıyı devletiyle işbirliği yapar. Teşekkür Yürütülen ederiz. operasyonlarda ya da sınır güvenliğinin korunması için. Nitekim baktığımız zaman bu 2015 krizinde Avrupalı devletler ne yaptılar? Kime eleştiride bulundular? Yunanistan'a, İspanya'ya, Evet. İtalya'ya kıyılarınızı koruyamıyorsunuz. Siz kıyılarınızı koruyamadığınız için biz kendi iç sınırlarımızda tekrar bir denetime başlayacağız dediler. Tabii aynı şekilde Frontex'i de suçladılar. İşlevsiz, yani orada kıyı güvenliğini korumada kıyı devletleriyle işbirliği yapması gereken bir ajanstır. Yeterli sayılabilecek düzeyde bir işbirliği yapmamak, yeterli olabilecek düzeyde bir işlevselliğinin olmadığı hususunda Frontex'i de suçladılar. Yani tek başına ne Frontex ne de kıyı devleti. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Ben Biraz teşekkür diğer ediyorum. hocamızın da biraz vaktinden çaldık ama kısa bir Evet. değerlendirme yaparak sizi uğurlayacağım. Yani maalesef biz mülteci ihraç eden ülkelere çalışıyoruz. Özellikle buraya gelen başvuruları değerlendirirken yaptığımız çalışmalar nedeniyle menşe ülke bilgisini biliyoruz. Bu menşe ülke bilgilerinin arka planda karışıklıkları destekleyici olarak mesela Avrupa ülkelerinin birçoğu oralarda işte silah savunma sanayi nedeniyle o ortamdan yararlandı veya oradaki çatışmaları kasıtlı şekilde yönlendirdi. Aslında mülteci ihracının arka planda bir sorumluluk sorumlulukları bulunduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ama buna rağmen hem vize rejimlerini ağırlaştırarak hem de sınır kapılarını acımasızca bir kale Avrupası sistemi kurmaya çalışarak yani sebebiyet verdikleri göç öznelerine biraz zombi, deyim yerindeyse zombi muamelesi yaparak çok kötü koşullarda itme vakalarını görmek, yani bizi bir insan olarak çok üzüyor ama yani o devletlerin hem etki tepki olayı ortadayken buna rağmen bu fiilleri gerçekleştirmesi bizi oldukça üzüyor. İnşallah bugünün önemine binaen biz yine söylemiş, hatırlamış olduk sizin vesilenizle. Teşekkür ederiz hocam. Diğer hocamızı alacağız. Ben çok Sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyoruz. Teşekkür ediyorum sizlere de. Tamam.